Değerli meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bayrama yaklaşmakta olduğumuz bu günlerde artık yavaş yavaş kışı geride bırakıp yaz hazırlıkları da başladı. Biliyorsunuz Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği olarak birçok aktivite yapıyoruz. Belki bizlerden bıktınız. Son 2-3 paneldir size devamlı preimplantasyon genetikle ilgili hem ulusal hem de uluslararası alanda çok değerli konuşmacıları sunduk sizlere. Özellikle dün akşamki Journal Club ve ondan 2 hafta önceki PGD oturumu çok iyiydi. Ben de birçok şey öğrendim. Bundan sonraki çalışmalarımız yine süratle devam ediyor. Artık bayramdan sonra 12'sinde bir webinarımız var. Artık kongre hazırlıklarımız başladı. Kongre hazırlıklarından hemen önce 9, 10, 11 Eylül'de GSA kursu yapıyoruz. GSA kursunda 20 alacağız. 10 istasyonda. Bu sefer imtihan da olacak. GSA diploması verilecek. O nedenle bizim web sayfamızı izleyin. Hemen kaydınızı yaptırın. 21. kişi bile giremez. Bunu size uyarmak isterim. Kongre tüm hazırlığıyla sürüyor kongre hazırlıklarımız. Uluslararası 40'a yakın. Ulusal'da 150'den fazla konuşmacılarla sizlerle birlikte olacağız. Bu akşamki webinarımızda size dünyaca gurur kaynağımız olan Profesör Kutluk Oktay hitap edecek. Çok güzel bir konu anlatacak. Kadın biyolojik saatinin moleküler mekanizmaları isminde. Yine değerli ikinci başkanımız derneğimizin sevgili kardeşim Profesör Murat Sönmezer size takdim edecek. Ben hepinize iyi seyirler, çok keyif duyacağınız bir webinar diliyorum. İyi akşamlar. Ben de herkese iyi akşamlar diliyorum. Bugün gerçekten çok önemli bir konuşmacımız var. Benim çok sevgili abim, çok sevgili mentorum Sayın Kutluk Oktay. Gerçekten benim bu noktaya gelmemde çok önemli etkisi olan bir insandır kendisi. Tıbba bakış açımı değiştirmiştir. Bugün ondan çok önemli bilgiler alacağız ve kendisi sanırım ilk defa bir takım bilgileri bizimle paylaşacak. Kadın biyolojik saatinin moleküler mekanizmalarını bize anlatacak. Kendisinden duyacağımız her kelimenin çok önemli olduğunu biliyorum ve sözü Sayın Kutluk Oktay'a bırakıyorum. Çok teşekkürler değerli sözleriniz için. Gerçekten Türkiye'den çok değerli arkadaşlarla çalışma fırsatımız oldu. Recai Bey'e çok saygı duyduğumuz ve her zaman beraber olduğumuz bir meslektaşımız. Murat, sen hep bizim çok övündüğümüz daha genç jenerasyon hem klinisyen hem scientistler dersin. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Tahmin ediyorum daha önceki konuşmalar sizin için daha klinik idi. Bu konuşma daha çok moleküler mekanizma ağırlıklı olacak. O yüzden biraz ana kavramlara da gireceğiz. Yani yumurtalık yaşlanmasını anlamak için bazı temel kavramları anlamamız lazım ki ileride tedaviler geliştikçe acaba neleri hedef alalım onu anlamamız lazım. Öncelikle herhangi bir conflict of interest'im yok ama size sunacağım data'ların çoğunluğu National Institutes of Health tarafından bana verilen research grantleriyle yapıldığı için onların ismini burada saymam lazım. Ayrıca Yale Üniversitesi ve Albert McCurran'dan aldığımız fundlar da var. Ve aynı zamanda ben American Society of Clinical Oncology'nin doğurganlık kurulması komitesinin de başkanıyım. Bunu da belirteyim. Şimdi bu konuşmada nelerden bahsedeceğiz? Öncelikle size over rezervini azaltan ana mekanizmalar nedir? Bir tanesi yaşla ilgili, diğeri ise genotoksik ajanlar dediğimiz. Tabii bunun en başında kemoterapi geliyor.
Bu iki mekanizmadan bahsedeceğiz. Aralarında paralellikler çok. Birini önleyebilirsiniz, diğerini de önleyebilirsiniz. Ondan sonra yumurtalık yaşlanması ile ilgili teorilerden bahsedeceğiz. Bunların içerisinde en yükselen DNA onarımı ile ilgili olan teoriyi daha da genişleteceğiz. Kemoterapinin nasıl over rezervini hasara uğrattığını ve onun DNA hasarıyla bağlantısından bahsedeceğiz. En sonunda da bazı ileriye yönelik araştırmalar ne vaat ediliyor onları söyleyeceğim. Sonra da sizden sorular alacağız. Şimdi şunu bir hatırlatalım. Kadınlar veyahut da females diyeceğim. Sabit bir yumurta sayısıyla doğuyorlar. Bu konuda bir tartışma olmuştu ama tekrar o kavrama geri dönmüş durumdayız. Aslında eğer şunu şey yapabilirsem, aslında yumurta sayısı hamileliğin 6. haftasında Ogonia ile 10.000 civarında başlıyor. Bunlar Germinal Ridge dediğimiz bölgeye geldikten sonra çoğalmaya başlıyorlar mitozla. Ve 28. haftasında sayıları gördüğünüz gibi 7 milyona kadar çıkabiliyor. Ve bu arada da bu oogonyalar prigonosa hücresi dediğimiz hücreler tarafından çevrelenip birinci mayozin profaz aşamasında arrest oluyorlar. Artık oosit oluyorlar. Sonra da büyük bir atrizi başlıyor. Ve doğana kadar ancak 1 milyon toplam yumurta primordial folikül sayısı kalıyor. Puberteye gelindiğinde bile yaklaşık 400 bin kalmış oluyor. İşte 37 yaşta 25 bin kalıyor ve menopozda yaklaşık hiçbir şey kalmıyor. Bir kere burada acayip bir israf var. Eğer bunun nasıl, bu israfın neden olduğunu anlayabilsek aslında biz bu menopozu çok geciktirebiliriz. Size anlatacağım bazı araştırmalar da bununla da ilgili olacak. Şimdi bir de primordial folikülden yumurtlamaya olan takvimin üzerinden geçelim. Dediğim gibi primordial foliküller rahim içinde oluştu. Ve bu foliküller rahim içinde oluştuktan itibaren o dönemden ta ki menopoza kadar bilinmeyen bir mekanizmayla kafalarına göre bugün, şu gün, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra derken büyümeye başlıyorlar. Ve preantral aşamalardan geçiyorlar, antral aşamalardan geçiyorlar, yumurtluyorlar. Bu yaklaşık 3 ay sürüyor. Ben tabii bunu nereden biliyoruz? Xenograft çalışmalarından ve transplantlardan. Örneğin transplant yaptığımız zaman en erken gördüğümüz folikül büyümesi ortalama olarak 96 gün gibi falan. Yani neredeyse sperm gibi. Dolayısıyla yani primordial folikülü bir şey yaptınız mı bunun etkisini görmek için en az 4 ay beklemeniz lazım. Fakat bu primordial foliküllerin büyümesi folikül stimülatör hormonuna bağlı değil. Çünkü reseptörleri yok. Buna geri geleceğiz konuşmamız sonunda. Bu konuda ilginç gelişmeler var ama FSH ile kontrol edilen, LH ile kontrol edilen mekanizma değil. FSH duyarlı da foliküller daha büyüyünce oluşuyor. Ona da geri geleceğim. Ama bu kadar onlarca yıl oosit işte o profazın birinde kromozomlar tam böyle rekombine olurken homolog kromozomlar çünkü alışveriş yapıyorlar genetik bilgi alışverişi böyle kalıyorlar. Şimdi bu rekombinasyon noktaları da kiyazma dediğimiz aynı zamanda kromozomların stabilizasyonunu sağlıyor. Bu tetrat dediğimiz o oluşum yaşlanmada çok önemli. Buna geri geleceğiz. Şimdi dedim size primordial foliküller FSH reseptörünü ekspres etmiyor. Nereden biliyorum? Çünkü bu çalışmayı ben daha fellowship'in hemen sonunda yaptım İngiltere'ye geldiğimde. Bunlar insan folikülleri, insan dokusundan izole etmiştim. Bakın primordial folikül böyle işte. Bir 50 mikron kadar bir nükleosu var, şeyi var, yumurta. Etrafında yassı prigonosa hücreler var. Büyümeye başlayınca bunların bir kısmı daha kalınlaşıyor. Hepsi birden kalınlaşırsa primary diyoruz. Sonra 2 hücre, 3-4 hücre falan diye gidiyor. Ben bunlardan tek tek FSH reseptör ekspresyonuna PCR'la bakmıştım. Ne gördük ki? Primordial'de yok.
büyümeye hemen başlayınca yok. Primary'de çok azında var. İki hücre, iki layer'lı da yarısında var. Ancak 3-4 katmanlı olduğu zaman FSH reseptörü oluşuyor. Demek ki biz bu folikülleri FSH falan vererek büyütemeyiz. Ama bunlar büyüdükten sonra FSH'in etkisi daha sonraki safhalarda başlıyor. Histolojik olarak da bunları keserseniz de böyle gözükecekler. Primordial foliküller çok ince prigranozo hücreler, büyümeye başlayınca bunlar kolumnar hale geliyor. Daha böyle küp haline geliyorlar. Sonra da hücre sayıları etrafındaki şeyler arttıkça işte secondary folikül deniyor. Yaşlanma ne? Over yaşlanması veya reproductive yaşlanma. Size ilk neyi anlattım? Dedim ki kadınlar veyahut da females are born 1 milyon yumurtayla doğuyorlar. Bu da yine benim çalıştığım iki mentorun yaptığı ortak çalışmalardan Ferdi Gazdın. Kadavralarda toplam primordial folikül sayısına bakılıyor. Doğumda yaklaşık 1 milyon. Sonra düzgün bir azalma var. Ondan sonra 37 yaşından sonra hızlı bir azalma var. İşin ilginci, bunu çoğunuz da biliyorsunuz, IVF başarı oranları da 37'den sonra çok hızlı düşüyor. Doğal doğurganlık da o yaştan sonra. Euploid embriyo oranı da o yaştan sonra. Yani 37 yaş civarında bir şey oluyor. Bunu da anlamamız lazım. Onu da yine geleceğim. Ne oluyor dedik? Aneuploidi artıyor ve bu aneuploidinin kaynağı %90 anne kaynaklı. Yani maalesef burada bir asimetri var. %75'i de birinci mayotik mayozisin hatası. Burada bakıyorsunuz oranlara her kromozom için. Görüyorsun hemen hemen her kromozom için N1 en yüksek. İşte mesela kromozom 7 için eşit oluyor ama hemen hemen hepsi için neredeyse bazılarında hepsi. Yani mitosis 1 en kritik olanı. Biliyorsunuz meiosis 1. Meiosis 1 yumurtlamadan sonra tamamlanıyor. Meiosis 2 da fertilizasyondan sonra tamamlanıyor biliyorsunuz. So, klasik olarak yumurta yaşlanması o zaman şöyle oluyor. Hem sayıda azalma hem de kalitede azalma. Yani kalitede azalma derken aneuploidi veya oocytin hamileliğe dönme şansının azalması. Ama bununla ilgili ayrıcalıklar görmeye başlıyoruz. Bu işte Frenazyak çalışması. Bunu belki daha önceki seminerlerde gördünüz. PGTA datasına bakıldığında ilginç olarak 25 yaşın altına baktığınız zaman aneuploidi oranları sonraki aralıktan daha yüksek. Yani en düşük aneuploidin en düşük olduğu 26 ya da 36 ama 23'ün altına baktığınızda 41 ile 44. Daha sonraki yaşlar kadar yüksek olmasa bile ilginç olarak işte PGTA olarak böyle gözüküyor. Ve bunun mekanistik olarak da bir açıklaması var. Genelde aneuploidi yaşlanmayla olan da ki neden? Premature separation of chromatids dediğimiz ya da reverse segregation dediğimiz mekanizmalarla ileri yaşlarda oluyor. Ama bu erken yaşlarda olan N1 non-disjunction dediğimiz. Tabii bu da başka bir araştırma konusu. Niye böyle? Bunların daha da anlaşılması lazım. Diğer bir ilginç mesele de şimdi bazı genetik varyantlar buluyoruz. Örneğin şu gördüğünüz varyantlar, şunlar DNA onarımı ile ilgili genlerdeki mutas varyasyonlar. Hastalarda genç yaşta olmalarına rağmen daha yüksek aneuploidi riskine yol açıyor. Bir başka varyant da burada. Yani öyle genç hastalar var ki aneuploidi oranı yüksek çünkü bazı genetik varyantlar var. Onun tersi de var. Mesela bu raporda 39 yaşında bir hasta. Aurora kinase B varyantı var. Son derece yüksek euploidi şeyi var. Dolayısıyla ileride bir takım genetik faktörleri de belirleyeceğiz. Böyle bazı aneuploidi oranı yüksek olan hastaların altta yatan nedenlerini bulacağız. Veyahut da tam tersi. Bu tip hedef genleri de bulunca belki de bunlara yönelik tedaviler geliştirebileceğiz. Ama klasik moleküler mekanizma yumurta yaşlanması için two hit hypothesis diyor. Yani şimdi bunu Türkçe'ye nasıl çevireyim? İki yumruk hipotezi mi diyeceğiz? İki sopa hipotezi mi desek? İki vuru mu desek? Ne desek? Ama dediği
şimdi oosistler oluşurken ne dedik? Rekombinasyon oluyor, kromozomlar rekombine oluyorlar, orada arrest oluyorlar. Diyor ki ilki diyor o fetal hayatta olurken bu rekombinasyon iyi olmuyor diyor. Birinci teori bu. İlk hit dediğimiz yani ilk hasar. Sonra diyorlar ki erişkin yaşta bazı oositler bu hasarı düzeltemediği için bozukluklar oluyor. Ya da dışarıdan gelen bazı etkenler var. Ben bu teori bana çok inandırıcı gelmiyor artık. Zaten size sunacağım verilerden de. Benim hipotezim oositler baştan hakikaten eşit yaratılmıyor. Bunların DNA onarım yetileri farklı. Dolayısıyla oositler iyi olanlar muhtemelen daha önce kullanılıyor. Geriye kötü olanlar kalıyor. Öyle olduğu için onların da kalitesi düşük oluyor. Nasıl faktörler over rezerveni etkileyebilir? Endojen yaşlanma ile ilgili oxygen radicals, environmental, çevresel olarak chemicals, sigara, iatrojenik olarak kemoterapi, radyasyon, dediğim gibi genetik, familial durumlar bunlar etkileyecek. Ana yumurta yaşlanmasını açıklayan ana mekanizma teorilerine girelim şimdi. Biliyorsunuz bu mitokondriye çok konuşuldu. Onunla kısaca gireceğim. Telomerlerin kısalması çok konuşuldu eskiden. Buna bir gireceğim ama kısa olarak. Çünkü şuralara yoğunlaşmak istiyorum. Cohesin dysfunction, kiasmata sayısının azalması ve mayotik hücre mekiğinin bozukluğu. Bunlar aslında üçü birbirine bağlı olduğu için üçünü bir çatıda anlatacağım. Sonra da DNA onarım mekanizmalarının zayıflamasını anlatacağım. Sonra da bu nasıl bunlara bağlanıyor onu size anlatacağım. Şimdi mitokondriyi özetleyeceksek, yani indirekt olarak mitokondri fonksiyonunun yumurta yaşlanması ile ilgili olduğuna dair bazı iyi olmasa da hayvan çalışmaları. Maalesef insan çalışmalarında mitokondriyal delesyonlarının aslında enerjiyi azalttığına dair direkt bulgu yok. Böyle bir teori ortaya atılmış ama bu direkt bulgu yok. Bir de mitokondri aslında çok dinamik bir şey, kendini yenileyebiliyor vesaire. Dolayısıyla direkt enerji azalması şeklinde olmasa da belki de mitokondri, çünkü başka rolleri de var. İşte kalsiyum, hemostasis, apoptozis vesaire. Onlar dolayısıyla indirekt olarak etkileri olabilir ama şu anda en güçlü teori bu değil. Telomerlerde de sorun var çünkü oositler, telomer teorisi şöyle, telomerler biliyorsunuz DNA'nın replikasyon oldukça uçları kısalıyor. Bunu önlemek için telomer enzimleri var, onu uzatıyor. Eğer bunlar çok kısalırsa birbirlerine yapışıyorlar, kromozom bozuklukları oluyor vesaire. Bazı dokularda bu olabiliyor ama maalesef oositler zaten telomerleri kısa ve onlarda telomeraz aktivitesi de yok. Ayrıca yaşla kısalma olduğu da gösterilmemiş. Mesela telomerezi knockout ederseniz farelerde aneuploidiye yol açmıyor. Bir de bunu ölçmek çok zor. Dolayısıyla şu anda telomer teorisi de pek güçlü değil. Nereye geldik? Cohesin dysfunction'a geldik. Yani o chiasmata ile ilgili. Onu anlatayım. Cohesinler nedir? Dediğim gibi profaz 1'de sizin homolog kromozomlar, yani bunlar sister, kız kardeşler, kız kardeş kromozomlar veya kardeş homolog. Bunlar da homolog kromozomlar. Yani anneden babadan gelmiş ama crossover yapacaklar, bilgi değişikliği yapacaklar. Burada da kohezin dediğimiz proteinler var. Bu işte sister kromatidleri bir arada tutacaklar. Bu gördüğünüzde sentrozom. Şimdi hayvan çalışmaları, bazı insan çalışmaları öyle gösteriyor ki yaşlanmayla bu kohezinler azalıyor. Öyle olunca ne oluyor? Kromozomlar kaymaya başlıyor ve bu kiasmata da kayıp çözülüyor. Yani ayakkabı bağınızın çözülüveriyor. Böyle olunca kromozomlar böyle serbest kalıyor. Bu kohezinler tabii profaz 1, meiosis 1 için önemli. Ondan sonra ayrılması için. Fakat sentrozom da meiosis 2'de ayrılıyor. Sister kromatidler ayrılıyor. Çünkü bir de homologlar ayrılıyor, ikide de sister kromatidler ayrılıyor. Bunlar için ayrı mekanizmalar var.
Şimdi kohezin dediğimiz nedir? Bu at nalı gibi bir protein. Şöyle farede böyle, insanda böyle görüyorsunuz nasıl kromozomları bir arada tutuyor. Birkaç komponenti var. SMC1 beta 3. Recombinase 8 dediğimiz enzim bu aktive olunca bunu kesiyor, açıyor kromozomlar ayrılsın diye. Bir de bunların iki tane bekçisi var. STAC3 dediğimiz. So daha çok hayvan çalışması ama insan datası da var. Gösteriyor ki yaşla birlikte bu kohezini kontrol eden mekanizmalar zayıflıyor. Separaz dediğimiz enzim kolay aktive oluyor. Böylece bu recombinase o aktive olduğu için kromozomlar, bu kohezin açılıyor ve kromozomlar daha erken ayrılıyor. Onun dışında oksidatif hasar, hücre içindeki pH'nin artması, bunlar da bunu etkiliyor. Şimdi Shigoshin diye bir protein var. Bu Japonca'da koruyucu tanrı demek. Bu da sentromerleri koruyor. Bunun da düzeyleri düşüyor. Sentromerler hatırlarsanız ikinci miyozda önemli. Dolayısıyla o da etkileniyor yaşla birlikte. Dolayısıyla kohezin ve kiyazma kaybı ile ilgili hayvan modellerinden güçlü bulgu var. İnsanlarda da var ama daha fazla çalışma gerekecek. Peki bunların fonksiyonu niye zayıflıyor? Ona bakalım. Bizim hipotezimiz bu da yine DNA onarım mekanizmalarına bağlı. Bunu da anlatacağım. Şimdi gelelim DNA onarım mekanizmalarında zaman zayıflama teorisine. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz 20 küsur yılda organların korunması için birçok yöntem geliştirdik. İşte over doku dondurmasından oocyt, embriyo, in vitro maturasyon vesaire. Bunlardan bir tanesi de kanserli, meme kanserli hastalarda letrozol kullanımı. Random start'ı da biliyorsunuz biz geliştirdik. Murat Sönmezer'le birlikte bunu yayınladık. Böyle meme kanserli hastaları stimüle ederken gözümüze şu çarptı. BRCA mutasyonlu hastalardan daha az oosit çıkıyordu. BRCA mutasyonu olmayanlardan. Ve BRCA mutasyonu olan hastalar da zayıf cevap riski 40 kat daha fazlaydı. Böyle olunca vay falan dedim ben, yani burada bir şey oluyor. Ayrıca bunu daha sonraki çalışmalarda yine çok çalışkan bir Türk fellow'um Olkan Turan'la yayınladık. Tamamlayıcı olsun diye bunu sonraki bir çalışma ama buraya koyuyorum. Bu BRCA mutasyonu olan hastalarla olmayanları hepsi kanser hastası compare ettiğimizde görüyorsunuz. Hem oosit sayısı, total, mature oocyte, fertilizasyon hızları, embriyo, toplam embriyo sayıları bunlar hep az BRCA hastalarda. Yani fertilizasyonda da azlık var, demek ki kalite bozukluğu var. Biz dedik ki niye acaba? Şimdi BRCA 1 ATM, ATM mediated çift sarmal DNA hasarının onarım yolağının ana üyelerinden biri. Çünkü biz şimdi burada oturduğumuzda her saniye DNA'mız, çift DNA'mız kırılıyor, onarılıyor. Eğer onarılmasa biz yani 2 saat içinde böyle paramparça oluruz. Çok önemli bir yol ve onarım mekanizmaları titiz bir mekanizma. Daha diğer mekanizmalar var, onlar bunun kadar titiz değil. BRCA1 onun ana üyelerinden biri. BRCA2 da öyle ama BRCA1 daha yoğun bir çalışması var orada. Niye? Şimdi bu gördüğünüz kompleks DNA hasarı olan yere bağlanıyor. O da nasıl biliyor? DNA hasarı olduğu zaman bu H2AX fosforili oluyor. DNA hasarı olan yerlere birebir bağlanıyor ve bunu biz immün floresan mikroskopi ile görebiliyoruz, sayabiliyoruz hasarı. Bu bunu uyarıyor ve BRCA1'ı da uyarıyor. BRCA1 da bunların buraya bağlanıp tamir olmasını sağlıyor. Bu arada ATM de bu bütün mekanizmayı üstten kontrol ediyor. Eğer hasar tamir olmazsa checkpointler var. Bekletiyor tamir olana kadar. Ya da hiç tamir olmayacaksa apoptoza gönderiyor, yok ediyor. Dolayısıyla genetik olarak hasarlı bir şey sonraki jenerasyona geçmesin diye çalışıyor. Biz de dedik ki o zaman belki de yaşlanmayla bu BRCA'nın veya ATM yolağının fonksiyonu azalıyor. Belki o yüzden bu gördüğümüz yaşlanma belirtileri oluyor. Teorimiz buydu ve dedik
ki yani bu gördüğünüz folikül sayısında ve kalitede olan azalma acaba DNA onarımındaki yetinin azalması nedeniyle mi, bu paralel mi diye bunu araştırdık. Ve birkaç yıl önce bu çalışmayla da bunun böyle olduğunu gösterdik. Şimdi hem insanda hem farelerde buna baktık. İlk önce dedik ki eğer yaşlanmayla DNA onarım mekanizmaları zayıflıyorsa o zaman yaşlı insanların primordial foliküllerinde daha fazla çift sarmal DNA hasarı olmalı. Hakikaten de öyle bulduk. Bakın bu genç yaşta olanlar diyelim 25'in altı, bunlar da 30'un üstü gibi düşünün. H2X çift sarmalın markerı demiştim size. Ne kadar artma var. Hem primordiyellerde hem de IVF sırasında toplanan germinal vesikül oositlerde aynı şekilde büyük oranda artma var. Burada görüyorsunuz 2 yaşında bir overe baktığınız bir hiç yok gibi. Ama 23 yaşında bir overde bir sürü var. Farede bu da farede olanı. Pembe boya DNA hasarını gösteriyor. Bakın gençle yaşlı arasında ne kadar fark var. Yani oositler yaşlandıkça çift sarmal kırıklarını biriktiriyorlar. Biz dedik ki bu niye oluyor? Belki de DNA onarım enzimlerinin rolleri, fonksiyonları azaldığı için oluyor. Bunu nasıl gösteririz? Tüp bebek olan hastalardan immatür oositler toplanıldı. Bu da yine değerli arkadaşımız Volkan Baltacı o zaman destek oldu ve onların merkezinden gelen oositlerle yaptık biz. Tek tek oositlerden bu BRCA1, RAD51, BRCA2, MRE11, ATM bunlardan DNA onarım genlerin ekspresyonuna baktık. Ne bulduk? Yaşla BRCA1 azalıyor. RAD51 azalıyor. ATM dedim, bu orkestranın şefi bu. MRE11 hani o üstte de onarımda onarım için kurulan platformun üyeleri bu ikisi. RAD51, MRE11. Hakikaten yaşla düşüyorlar. BRCA2'da o kadar düşme yok. Onu bulduk. Bu da sonraki bulgularla uyuşuyor. Şimdi bir bakın, bu bir örnek. DNA onarım kapasitesi. 6 yaşındakinin DNA onarım kapasitesi burada. 39 yaşındaki bir kadının DNA onarım, örneğin BRCA1 veya ATM. Yani arada belki 1000 kat, birkaç bin kat fark var. Oositlerde bu kadar değişiklik oluyor yaşta. O zaman dedik ki acaba bu onarım kapasitesinin bir düşme 37 yaşından sonra daha mı fazla, hani o yaşla olan düşmeler işte sayıda, aniploide artma vesaire, acaba o mu onu açıklayabilir? O yüzden dediğin gibi bu ATM pathway'deki onarım platformundaki üyelere baktık. ATM'ye baktık. BRCA1 ve BRCA2'ye baktık. Ve bunların 35 yaş altı ve üstü düşme, değişme hızlarına baktık. Hakikaten özellikle ATM'de görüyorsunuz bu şey, yani eğimi eğrinin pozitifken -10'a geçiyor şeyden sonra, 35'inden sonra. MRE11'de 0.3 iken -2'ye geçiyor. Özellikle RAD51 öyle. Ondan sonra dolayısıyla DNA'daki düşüş yaşlanmayla olan ver rezerv değişiklikleri paralel ve aynı şekilde bifazik. Dolayısıyla bizim teorimiz bu bifazik değişme ATM yolağındaki bifazik fonksiyon düşmesinden dolayı oluyor. Ve bunları yine hayvan modellerinde de kanıtladık. Örneğin BRCA1 fareler, BRCA1'ı mutasyona uğratırsanız, stimüle ederseniz daha az oosit alabiliyorsunuz. Daha az doğum yapıyorlar. Daha az primordial folikülleri var ve primordial folikülleri daha fazla DNA hasarına yol açıyor. BRCA2'da bu yok. Dediğim gibi BRCA2 ile ilgili gelişmeler, yaşla ilgili gelişmeler çok daha yavaş ve geç. O yüzden genellikle BRCA2'da olmuyor. Ayrıca örneğin bu dediğimiz genleri siz oosit içine mikromanipülasyonla elimine ederseniz, sonra bunları kültüre koyduğunuzda bu BRCA1, MRE11, RAD51, ATM bunları elimine ettiğiniz oositlerde DNA hasarı çok daha artıyor.
apoptoz çok da artıyor ve kültürde yaşam oranları da çok düşüyor. Dolayısıyla DNA oranı oosistler için çok önemli. Böyle birkaç saat bile onarımı durduğunuz zaman oosistler ölüveriyorlar. Bu da over rezervinde düşüklük olarak yansıyor. Yine biz ilk defa BRCA mutasyonu olan hastalarda AMH düzeylerinin düşük olduğunu gösterdik. Özellikle BRCA1'lı hastalarda yine dediğin gibi bir BRCA1, BRCA1 daha ağır bir durum. Daha bazen ondan sonra bazı sorunları olan çalışmalar var. Dediler ki biz bulamadık vesaire. Biz de o zaman dedik ya 5 merkezden, dünya çapında 5 merkezden bütün dataları toplayalım. Bunları hepsini bir araya koyalım. İşte individual patient level data meta analiz yapalım dedik. 824 hasta. Bunun 246'sı BRCA pozitif. Yine çok değerli arkadaşımız Volkan Turan ile yaptık bu çalışmayı. Son derece güçlü bir çalışma ve ne bulduk? BRCA mutasyonu olan hastalar, yani nasıl, neye göre adjust ederseniz data'yı, çünkü merkeze göre yaş, sigara içmiş, içmemiş, doğum kontrolü almış, almamış, işte BMI'yi nedir vesaire, neye bakarsanız bakın bu yüzdeyi gösteriyor. Yüzde ne kadar az? %75 daha az rezervdir. Onun üstüne BRCA'lı overlerde primordial folikül densitesine de baktık. Kontrollere göre, negatiflere göre bakın ne kadar fark var. Ayrıca görüyorsunuz yaşla bu kontrol grubu, primordial folikül sayısı, bu BRCA'lı grup. 35'i geçtikten sonra daha da hızlı düşüyor. Yine aynı şey. DNA hasarını gösteriyor bu BRCA'lılarda üst taraf. Yine 35'ten sonra hızlı artış, kontrole göre yüksek. Yani buna nasıl bakarsanız bakın hep DNA hasarı öne çıkıyor. Ayrıca menopozun yaşını belirleyen DNA gen varyantları nedir diye 70 bin hastada yapılmış Genome-Wide Association çalışmaları var. Orada da yine baktığınızda en güçlü gen adayları DNA onarım olanları ve BRCA1 çıkıyor. Başkaları da bu bizim yaptığımız çalışmaları aynı sonuçları buldular. Mesela İsrail'den onlar da daha az primordial folikül buluyorlar. BRCA'lı hastalarda ve ilginç olarak genel yaşlanma markerlarına baktıklarında erkeklerde ve kadınlarda genel daha hızlı bir yaşlanma olduğu ortaya çıkıyor. Yani BRCA mutasyonu over yaşlanmasıyla birlikte vücut yaşlanmasını da etkiliyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla çok heyecanlı bulgular bunlar. Şimdi sayılardan bahsettik. Acaba ATM yolağının yumurta kalitesine etkisi var mı? Var tabii. BRCA1'ı eğer siz NAC ederseniz, yani BRCA1'ı RNA interference dediğimiz o site'ın içine interfering RNA koyuyoruz. O geni susturduğumuz zaman kromozom yapıları bozuluveriyor. Aneuploid oluşuyor. BRCA1 bu mitochondria organizing centers dediğimiz, yani bu spindle'ların hücre mekiğinin organizasyonundan sorumlu aynı zamanda. Size SMC1'ın kohezinin bir üyesi, parçası olduğunu göstermiştim. O kohezinin üyesi olan SMC1 da bu hücre mekiğinin oluşumunda rol oynuyor. Aynı zamanda kromatit kohezyonunda rol oynuyor. Ve bu da göreceksiniz yine BRCA ile yakın çalışan ATM yolağındaki bir gen. Dolayısıyla her şey gelip olay ATM yolağına bağlı. İşin ilginci, eğer BRCA'yı NAC ederseniz, yine durdurursanız fonksiyonunu, telomerler de kısalıyor. Bakın bu BRCA mutant bir cell line. Normalde overexpression'da telomerler daha iyi kaplanıyor ama NAC ederseniz kısalıveriyorlar ve aneuploid oluşuyor. Dolayısıyla telomeri de telomer teorisini de içine alıyor. Bu nedenle bu teoriyi ortaya koyduk. İşte 2020'de biz bunu Human Reproduction Update Review ettik. Yine Volkan Turan'la beraber. Ne oluyor yaşlanmayla? ATM yolağının gücü, yani BRCA1 da bunun içinde en güçlü elemanlardan biri, düşünce o sitlerde çift kırıkları, çift DNA kırıkları artıyor. Bu da şu o ATM mekanizması üzerinden onarılamadığı için hücrelerin ya apoptoza uğraması ya da işte check mekanizmalarıyla senescence'e girmesine yol açıyor. Ve bu da 35-37 yaşından sonra daha hızlandığı için daha da hızlı bir yumurta rezervi kaybı oluyor. Öte yandan aynı mekanizma
manyetik kromozomları da kontrol ettiği için yine yaşla birlikte hızlanarak giden aneuploidi oranları da artmış oluyor ve bu tek mekanizma altında over yaşlanmasını açıklıyor. Kısa bir not, aynısı aslında erkeklerde de oluyor. Bakın bu fare çalışması yine benim laboratuvarımda yapılan genç farelerle yaşlı farelerin yine DNA onarım enzimlerini kıyaslıyoruz. Görüyorsunuz yaşlı olanlarda hep BRCA olsun, RAD51 olsun, MRE11, ATM bunlar hep düşük. Buradaki kahverengi boyama gamma H2X yani çift DNA sarmal kırıklarının markerı. Görüyorsunuz yaşlı farelerde ne kadar yüksek. Ayrıca siz bu yaşlı farelerin spermini BRCA mutasyonlu fareleri alırsanız bunları normal female'lerle çiftleştirirseniz kontrollere göre bakın anormal oosit oranı ne kadar artıyor. Ve toplam doğan yavru sayısı düşük. İmplantasyon çok kötü görüyorsunuz bu farelerde bu hornlara implantasyon olur ne kadar atrofik. Yani bu de bunun erkek kısmı var ama buna girecek vaktimiz yok. Kemoterapi ile ilgili birkaç şey söyleyelim. Çünkü mekanizmalarda ortaklık var. Yine bizim laboratuvarımızın gösterdiği gibi ana olarak alkile eden ajanlar ve topoizomeraz inhibitörleri primordial foliküllerde yine çift sarmal veya DNA double strand break hasar yaparak foliküllerin ölümüne yol açıyor. Klinik olarak örneğin bir başka çalışmamız breast cancer kemoterapisi alan hastalarda over rezervine ne olduğu AMH. Bakınız 2 yıla kadar kemoterapinin bitişinden sonra takip. 2 ana kemoterapi grubu burada. Bu da sadece tamoxifen alan yani kontrol grubu. Yani %90 gibi rezerv kaybı var. Tabii zaman azalıyor. Şimdi çok da detayına girmek istemiyorum ama klinik çalışmalarda tek tek ajanların ne yaptığına bakmak zor. Çünkü hep kombinasyon. Bunu anlayabilmek için bir over xenograf metodu geliştirdik. İnsan dokusunu immün yetmezliği olan farelerin deri altına koyuyoruz ve sonra bu farelere mesela siklofosfamid veriyoruz. Örneğin bu yine Türkiye'den değerli bir arkadaşım Özgür Ektem'le zamanla yaptığımız çalışmalar. Kemoterapi verdikten 12 saat içinde apoptoz başlıyor ve 72 saat içinde neredeyse %80-90 folikül kaybı oluyor. Bu kadar hızlı bir etki. Ayrıca bunu doksorubisin topoizomeraz inhibitörü. Bunlar da aynı şekilde hem apoptoza yol açıyor hem DNA kırılmalarına yol açıyor foliküllerde. Ayrıca stroma hasarı da yapıyor. Bakın nekroz oluşuyor. Örneğin kemoterapi sonrası aldığımız over dokularını, stromalarını kültür yaptığımız zaman kontrole göre daha az östrojen salgılıyorlar. Bu demek ki kemoterapi alıp menopoza girmiş hastanın menopozu aslında Did we miss something here? Evet. Bir yerde video koptu galiba ama ben devam ediyorum. Okay. Evet. Dolayısıyla menopozdan, kemoterapiden dolayı menopoza girdiyseniz belki sizin menopozal semptomlarınız daha kötü olabilir. Bu da araştırılması gereken bir şey. Çünkü stroma yeteri kadar periferal konversiyon yapmadığı için. Ayrıca kemoterapiye maruz kalmış overlerde daha fazla inflamasyon hücreleri var. Yani inflamatuar bir durum da var. DNA yol ağını size göstermiştim. ATM onarım yol ağını. Aynı şekilde yine bizim laboratuvarımızda bulunan bir şey. Kemoterapi verildiğinde biz bulduk ki dediğim gibi DNA double strand breaklere, çift sarmal kırıklarına yol açıyor. Ama bazı foliküller bunu onarabiliyor. Onun için ölmüyorlar. Onun için bütün folikülleri kaybetmiyor çoğu hasta. Ama foliküller arasında onarım gücü farklı olduğu için bazıları ayakta kalabiliyor. Bu nedenle BRCA'lı hastalarda biz dedik ki onların DNA onarım gücü düşük oositlerinde. Acaba kemoterapi verince o yüzden daha mı fazla oosit kaybederler? Yine prospektif çalışma.
Kemoterapi önce ve sonra AMH düzeylerine baktık. Ne kadar düştü diye BRCA negatiflerle kıyasladık. Veyahut da düşük riskli test edilmemiş hastalar. Bakın BRCA pozitif olan hastalarda logaritmik olarak kemoterapi sonrası AMH düşecek. Sonra primordial foliküler oluştukça belki 6 ay, 1 yıl sonra tekrar yükselecek ama aynı noktaya gelmeyecek. Bu işte recovery kontrol grubunda böyle, BRCA'lılarda böyle. Yani bu yine AMH'nın, BRCA'nın ne kadar host için önemli olduğunu gösteriyor. Yine biz BRCA'yı RNA interference'da knock ettiğimizde ve onu kemoterapiye in vitro maruz bıraktığımızda kontrollere göre kültürde de daha fazla ölüyor. Dolayısıyla BRCA çok önemli. En son olarak da şimdi belki duymuşsunuzdur kemoterapi folikül aktivasyonuna yol açıyor falan diye. Tamamıyla yanlış. Yok öyle bir şey. Ama bunun öyle olmadığını göstermek için şöyle bir çalışma yaptık. Yine o xenograft modelinde kemoterapi verdik. Daha sonra 12 saat sonra laser capture dediğimiz yöntemle dokuları çıkarıp oradan primordial folikül oositini çıkarıyoruz. Buradan hem bu dokulardan histoloji yapıyoruz hem de RNA sequencing yapıp yani iç her oositte kemoterapi sonrası hangi yolaklar aktive oluyor ona bakabiliyoruz. Sonuçta bu sofistike yöntemle bulduğumuz kemoterapi sonrası sadece apoptozis ile ilgili faktörler aktive oluyor. Hücre folikül büyümesiyle ilgili bir aktivasyon yok. Maalesef böyle bir yanlış bir bilgi. Dolayısıyla ana mekanizma DNA hasarı ve apoptozis. Ha, acaba 10 gün sonra, 2 hafta sonra stromadaki de hasara bağlı olarak vesaire aşırı folikül kaybı olur mu? Onu bilmiyoruz. Onu da şimdi araştırıyoruz. Şimdi biraz da artık konuşmamı yeni şeylerle bitirmek istiyorum. En son şeylerle. Dediğim, bu gösterdiğim yöntemle tek tek hücreleri dokulardan alıp onların içindeki yolakları ne olduğunu baktığımız RNA sequence mekanizmalarıyla yaşlanma mekanizmalarına ve foliküllere neyi büyüttüğünü, hangi mekanizmanı büyüttüğünü anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bize organ donorlarından sağlıklı overler geliyor. Bunları dondurup saklıyoruz bizim dondurma yöntemimizde. Ondan sonra bunu geçeceğim. Buradan yine yaşlı genç hastaları yumurtalıklarıyla yaşlı hastalık yumurtalıklarından gelen primordial foliküllerdeki yolakları kıyaslıyoruz. Bakın primordial foliküller ve primordial primary folikülleri kıyasladık. Ne kadar yaşla genç ve yaşlı arasında farklı genler aktive olmuş. Buradan baktığımızda ana bir takım yolaklar ortaya çıkıyor. Bakın bir tanesi yine ATM yola bizim bulduğumuz gibi. Yani yaşlılığı tedavi edeceksek hedef alacağımız ana yolaklardan biri bu. BRCA signaling, BRCA yola ki ATM'nin içinde orada. Yani bu da DNA onarımın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. İkinci olarak da primordial foliküllerin neyi büyüttüğünü bilmiyoruz dedim. Bu konuda yine primordial ile primary foliküllerdeki hangi yolakların farklı olduğuna baktık. Aynı şekilde bu tek hücre RNA sequencing analiziyle gördüğünüz gibi bakın nasıl ayrılıyorlar ve buradan bir yolak bulduk. Şimdi size söyleyemem. Reseptörlerini de bulduk. Bakın burada bir sürü yolak çıktı. Bunlardan bir tanesini biz bulduk. Bunun şimdi agonistini verdiğimiz zaman bakın kültürde agonistini verdiğinizde daha fazla folikül primordial olarak kalıyor. Antagonistini verdiğinizde daha fazlası büyüyor. Şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu ne demek? Primordial foliküllerin neyi büyüttüğünü bulduk ve onu manipüle edebiliyoruz. Böyle olduğu takdirde istersek yavaşlatacağız, menopoza geç gireceksiniz. İstersek diyelim ki in vitro olarak folikül büyütmek istiyorsak bunu kullanıp hızlandıracağız. Gerçekten heyecan verici. Bununla bitirmek istiyorum konuşmamı. Dolayısıyla DNA onarım mekanizmalarındaki değişmeler yaşlanma ve kemoterapiyle ilgili hasarda çok önemli. Bu tek hücre teknikleriyle çok yeni yolaklar buluyoruz, hedefler buluyoruz. Yaşlanmayı bu şekilde yavaşlatabileceğimizi, sadece yumurta yaşlanması değil ama genel yaşlanmayı da yavaşlatabileceğimizi inanıyoruz. Bu arada laboratuvarımı, araştırma laboratuvarımı burada size sunmak isterim.
Türkiye'den yine değerli bir arkadaş yeni katıldı, Soner. Belki bizi dinliyordur şimdi. Ama gösterdiğim çalışmaların çoğunu Katarzyna Kasha, onun dışında Shiny Titus, Shutan, Robert Stobeski yaptılar. Diğer ekip de burada, klinik ekibimiz burada, kolaboratörlerimiz burada. Hepsine teşekkür ediyorum ve sorularınızı bekliyorum. Teşekkürler. Kutluk abi çok teşekkür ederiz. Çok gerçekten değişik bilgiler, yeni bilgiler sundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Birkaç tane soru var. Onlarla başlayalım isterseniz. Bir tanesi, yaşlanma çalışmalarında en çok rapamisinin kullanıldığını ve bunun hani over yaşlanmasıyla alakalı olup olmadığı ile ilgili bir soru var. Evet. Tabii rapamisin mTOR üzerinden gidiyor. mTOR da target olarak düşünülen mekanizmalardan biri. Ama ben onun daha çok fareye bağlı bir artifact olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bence daha fazla çalışılması lazım. Fakat bizim yolak araştırmalarımızda ortaya çıkan bir, insan dokusunda ortaya çıkan bir mekanizma değil. Murat, bir tane ben sorabilir miyim? Tabii. Tabii, buyurun hocam. Kutluk hocam, çok güzeldi, mükemmel de. Teşekkür ederiz. Ben bu eski bilgilere, eski bilgilerin ışığı altında bu yeni çalışmalara paralellik gösterir mi bilmiyorum. Evet. Bu DNA hasarının yok edilmesi veya azaltılması veya o son slaytlarda bahsettiğiniz primordial foliküllerin yaşlanmasının azalması veya daha ileriye çekilmesi gibi konularda bu Gugeon'un fizyolojisinde bizim bildiğimiz bir GDF9 var, FSH'ya bağımlı olmayan. Bu evet. Growth Factor Growth Differentiation Factor 9. Üç soru. Bunun olabilir mi? Bir. İki, mitokondriyal transferlerle neler oluyor bu yolakta? Bu etkisi olabilir mi? Üçüncüsü, hem siz yaptınız hem de bu Kawamura yaptı, in vitro aktivasyonlar. Bunlarla bağlantısı ne? Yani bu çalışmaların ışığıyla bir paralellik kurulabilir mi? Evet. Çok teşekkür ederim sorularınız için. Birinci soru şeyden başlıyor. GDF9. Ya GDF9, evet. GDF9 TGF-beta üyelerinden ve GDF9 genelde primordialden çok hani primary ve sonrasında etkisi olan bir molekül olduğu için folikül, yani growth activation'ı çok açıklamıyor. Şimdi onunla ilgili olarak yine aynı familyadan olan AMH var tabii. Bazıları hayvan modellerinde işte AMH primordial folikül büyümesini baskılar diye, özellikle fare, ama daha büyük hayvan modellerine girdiğinizde tam tersi etkisi bile oluyor. Dolayısıyla örneğin insanda böyle bir etkisi olduğunu sanmıyorum. Zaten o da yine yolak analizlerinde ortaya çıkmıyor. Zaten AMH veyahut da TGF-beta grubunda GDF9 vesaire, bunların böyle bir etkisi olsa, kemoterapi verdiğinizde bütün granoz hücreleri hasara uğradığı için AMH sıfıra ini veriyor. Öyle olsa bütün primordial foliküller büyümeye başlar aynı anda. Dolayısıyla yani yaşlanmayla ilgili onun direkt benim bildiğim bir bağlantısı yok, ama tabii iyi bir düşünce. Fakat daha sonraki aşamaya tabii etkisi olabilir. Benim hani dediğim, kemoterapi verdiğiniz zaman primordiale etki yok, ama acaba sonraki dönemlerde acaba daha hızlanmış bir folikül kaybı olabilir mi, olmaz mı? Onları da şimdi artık yine xenograft modellerinde araştırıyoruz. Aktivasyonla ilgili olarak şey var ondan önce, mitokondriyal transfer. Evet. Mitokondriyal transfer, evet. Biliyorsunuz mitokondriyal transferle ilgili çalışmalar oldu. Bizim de yaptığımız çalışmalar oldu. Fakat sonuçta OvaScience ile ilgili olan sorun, over dokusundan yeteri kadar taze mitokondri sağlayacak malzeme olmaması. Fakat şu ana kadar kesin olarak insanda mitokondri eklediğiniz zaman aneploidi azalır diye direkt bir bulgu yok.
Bunun da altında yatan neden bazı hayvan çalışmaları var. Yani mitokondriyaları o kadar azaltmanız lazım ki o fonksiyonun düşmesi için. Büyük bir olasılıkla o düzeylere düşmüyor. Ayrıca mitokondriya fission and fission dediğimiz mekanizmayla, örneğin bir mitokondriya hasarlıysa sağlıklı olanla birleşip kendini onarabiliyor. Veyahut da çoğalmaya giriyor. Aslında mitokondriya çok dinamik bir şey. Ve birçok mitokondriyal fonksiyon da zaten nükleer DNA ile kontrol edildiği için mitokondriya vermek de yeterli oluyor. O yüzden mitokondriya kısmı belki hani çorbada tuzu olabilir. Ama yemeğin aslı değil diye şey olarak. Aktivasyona gelince de artık o tür aktivasyon zaten bırakılmış durumda. Belki biliyorsunuz şimdi artık yumurtalıkları çiziyorlar öyle aktive edelim diye. Çünkü OVR 9'unu çıkardınız, dondurdunuz, çözdünüz, transplant ettiniz zaten foliküllerin 3'te 2'si gidiyor. Ve o çalışmalarda hamilelik oranları yani POI dediğimiz spontan hamilelik oranlarıyla aynı zaten. Dolayısıyla çok etkin değildi. Fakat diğer bir primordial foliküllerin büyümesinde etkisi olan konu extracellular matrix, integrin signaling. Bunlar da matrix'in manipüle edilmesiyle aktive olduğu için o açıdan altında bir sağlam baz olabilir. Çünkü biz bu konuda çalışmalar yaptık. Örneğin folikülleri bazı tip ekstrasörleri matrix ile kültür ederseniz daha farklı büyüyorlar. Dolayısıyla şimdiki yaklaşım yani çalışmaların tamamlanması lazım. Yanılmıyorsam Murat da yapıyor çok güzel bir çalışma bu konuda. Over içinde o aktivasyonu dokuyu çıkarmadan belki de fragmentasyonla vesaire acaba stromal yapıyı etkileyerek integrinleri uyarıp folikül büyütebilir miyiz? Onun daha fazla araştırılması lazım. Teşekkür ederiz. Başka bir soru var. Kaan Aydas Hoca sormuş. Erkek için biyolojik bir saat var diyebilir miyiz bu durumda diye bir sorusu var abi. Var, var. Yani kesinlikle var. Zaten bu benim bir PhD öğrencimin çalışmasıydı. O yani ayrı bir sunu olur. Bunu aynen görüyoruz. Yani yaşla birlikte DNA onarım en şeyli genlerin fonksiyonları düşüyor. Ondan sonra DNA çift sarmal kırıkları artıyor. Brakalı farelerde hızlanmış durumda. Dolayısıyla hani siz DNA hasar testi yapıyorsunuz ya spermde. Yani onda bir korelasyon gösteriyor ya. Sonuçta büyük bir ihtimalle yine onun altında yatan neden de o. Ama erkekteki biraz daha şey, daha yavaş. Sperm sayısının çokluğu ve yeniden yapılması nedeniyle kadın kadar dramatize değil. Ama o oogonial, spermatogonial stem hücreleri yaşlanıyor. Yaşlandıkça tabii onlardaki hata oranı da artmış oluyor bu şekilde. Bir başka soru var Kutluk abi burada. Biliyorsunuz alternatif bazı tedaviler de kullanılıyor bazı insanlar tarafından. Örneğin IV glutatyon gibi, PRP gibi. Bu konulardaki düşünceniz nedir acaba sizin? Onu merak ediyor katılımcılar. Yani muska takmakla aynı şeyde diyeceğim size. Özellikle PRP yani eğer bir ilaç her şeye iyiyse yani saç çıkarıyorsa, dize iyi bir vesaire iyiyse bu demek hiçbir şeye iyi değildir. Bu konuda hiçbir gerçekten bilimsel bir kere primordial folikül oluşturmak için yani diyelim ki sihirli bir tedaviniz var primordial folikül oluşturdunuz. Ya bunun etkisini 6 aydan önce göremezsiniz zaten. 4-5 ay diyelim vesaire. Yani bir takım böyle çalışmalar işte birkaç hafta içinde fayda gördük. Efendim vaskülarizasyonu arttırdı vesaire. Bu aneuploidiyi düzeltmeyecek, yeni oosit yapmayacak. Maalesef bence bu tedaviler hastalara verilmiyor. Zaten glutatyon vesaire oksidasyonun bile rolü tartışılıyor. Yani antioksidan öyle bir tedavi etki yapabilmeniz için herhalde 24 saat infusion falan yapmanız lazım. Çünkü yani ATP mitokondride hala çalışıyor, devamlı çalışıyor, devamlı oraya şeyler leak ediyor, oksijen radikaller. Dolayısıyla bunlar yani placebo'nun değişik versiyonları. Onun için işte
kök hücre vesaire şu bu şu anda gerçekten bunlar hastaları umut olarak verilmekte benim görüşüm. Ben de aynı fikirdeyim bu konuda. Ben de PRP'nin çok işe yaramadığını düşünüyorum. Hani orada kendi kişisel deneyimi sunmak isterim. Kısaca belirtmek isterim. Bir kök hücre çalışması yapıyorum özellikle. Bir de PRP'yi verdiğim zaman sklerotik ya da düşük hacimli bir overe zaten çok akışkan bir sıvının içerisine gitmediğini görüyorum laparoskopik olarak. Yani teknik olarak da mümkün olabilen bir şey değil. Kök hücre çalışmasında çok jelimsi hale getirip yoğunlaştırdığımız için nispeten içeride kalıyor ama daha akışkan bir sıvının mekanik olarak da oraya verilemeyeceğini çalışmanın bir sekonder endpoint olarak da sunacağım. Hani bunu da söylemem lazım. Çok güzel bir gözlem. Evet. Bir daha bir telomeraz aktif bir Koray Yıldız sormuş. Telomeraz enzim aktivitesi oosit'te yoktur. Oosit'te kısadır dediniz sanırım. Oysa tam tersi olması gerekmez mi? Somatik hücrelerde telomeraz enzim aktivitesi yoktur. Telomer her bölümde kısalıyor diye biliyoruz. Hani oosit'teki telomeraz aktivitesi ile somatik hücrelerdeki telomeraz aktivitesi arasında bir fark var mıdır? Durum nedir diye herhalde bir netleştirmenizi istediler abi. Yok, oosit'lerde ve embriyolarda yani öyle. Esas ölçüm sorunu var. Ben tabii telomerazcı değilim. Hani somatik hücrelerde falan da çalışmıyorum ama somatik hücrelerde yaşlanma mesela işte fibroblastların işte ne bileyim belli bir ömrü var. Fibroblastı alıyorsun işte ne bileyim unuttum 120 bölünme şeyi var. Donduruyorsunuz 60'tan sonra çözüyorsunuz bir 60 daha giriyor. Niye? Çünkü büyüdük çoğaldıkça telomerazı kısalıyor. Oosit'te böyle bir gözlem yok yani. Bir de yani tek oosit'te telomer aktivitesini ölçmek çok zor bir şey. Mesela bu David Keefe benim arkadaşım bu işin uzmanı. Onunla ben bunu çok tartıştım. Onlar bazı teknikler üzerinde çalışıyorlar ama o gösterdiğim slide benim direkt David Keefe'den alınan bilgi. Evet abi. Çok teşekkür ederiz. Bir başka soru var. Bu biraz spekülatif bir soru. BRCA1 mutasyon olanların evrimsel avantajlarından birinin de mutasyonları taşıyanların daha zeki olmaları ile ilgili bir bilgi var. Bu biraz over ve vücut yaşlanması arasında paradoks oluşturmuyor mu diyor. Yani bu spekülatif bir soru tabii. Yani böyle bir... Ben hiç öyle bir şey duymadım ama bu tip mutasyonlar etkileri geç ortaya çıktığı için zaten evrimsel bir avantajı olmuyor. Çünkü şöyle açıklayayım, onu tabii göstermedim. BRCA mutasyonunuz varsa bir geninizde mutasyon var, öbürü sağlam. Siz dolayısıyla ne oluyor? 35, 36, 37 yaşında nasıl gösterdim? Sağlıklı genin fonksiyonu düşüyor. O sağlıklı genin fonksiyonu düştüğü zaman DNA onarım yetmezliği oluyor. BRCA1'da bu erken düştüğü için mesela BRCA1'la ilgili over kanseri daha erkendir. BRCA2'da daha geç düşüyor. Ama zaten 35 yaşın 36 yaşına kadar çoğu insan yani normal daha önceki evrim şeyinde reproduce olmuş oluyordu zaten. Birçok insan o yaşa kadar ölüyordu zaten. Dolayısıyla çok evrimi etkileyen şeyler değiller çünkü bunlar acquired homozygosity diyorlar. İlk başta heterozygotsanız normal geniniz işi yapıyor. Onu kaybedene kadar o da işte hayatın işte 35 36 40'ına kadar. Yoksa insanlar over kanserini doğar doğmaz olurlardı, meme kanseri olurlardı. Zaten yaşlanma kısmı orada. Kanser yaşlanma hastalığı. Onun da nedeni büyük bir ihtimalle yaşlanmayla. Diğer mekanizmalar da var ama yaşlanmayla sizin DNA onarım gücünüz düşüyor. Öyle olunca da tabii yaşlanma hastalıkları daha ön plana çıkıyor. Biri de kanser, diğeri işte aneuploid. Evet abi, şimdi benim de hani kafama takılan ve bizim Özgür Kan'ın da sorduğu bir soru var. Bu laser capture micro dissection, hani o çok ilginç bir teknoloji olarak geldi bana. Yani buradan yola çıkarak herhalde primordial folikül aktivasyon yolaklarını bulduğunuzu söylediniz. Bu çok ilgi çekmiş. Biz bizeyiz acaba bu telomeraz ile ilgili olabilir mi diye bazı sorular var. Ya yani bu çok önemli çünkü gerçekten bu aktivasyon yolağını bulursak bu menopozu yani geciktirmeye, ileri yaşlara atmaya da neden olabilecek bir durum. Bu çok önemli bir bilgi. Ya bu konuda tabii ki hani yeni bir bilgi olduğu için belki söylemek istemezsiniz ama hani burada bazı sorular var yine onun için. Onu bilmek istiyorlarsa paralı kanaldan yapıyoruz. Evet ya bu CNN, çok önemli. CNN Plus. Evet. Bu maalesef onu söyleyemem çünkü bu çok yeni bir bulgu ve daha deneyleri tamamlıyoruz. Zaten bunu yani Nature Science gibi bir yere gidecek bir şey önceden söylemem mümkün evet. Değil ama
Hakikaten çok heyecan verici. Yani yani ilk over naklini yaptığımda işte yumurtalık ilk yumurtayı gördüğümüzde falan olan heyecanı bunda yaşadım. Umarım son deneyler de bunu tamamlar. Çünkü yaklaşık 5 hastada yaptık. Hepsinde aynı şeyi gördük. Şimdi en azından 7'ye tamamlayalım diyoruz. Ondan sonra bir takım moleküler deneyleri de tamamlayacağız. Ondan sonra yayına kabul olduğu zaman, patentler de alındığı zaman söyleyeceğiz. Ama şu anda söyleyemem. Bu laser capture microdissection yöntemini ne kadar zamandır kullanıyorsunuz Kutluk abi? Aslında bir son yani 7-8 sene oldu, belki 10 sene, ama çok geliştirdik bu metodu. İstersen tekrar oraya bir geri gidebiliriz. Videosunu falan görmek isterlerse tekrar. Evet, hiçbir teknoloji çünkü. Yani... Evet, evet. Çünkü bu şöyle bakayım. Şuradan resmini bulabilirsem. Ya şurada olacak. Right. Ondan sonra. Ya bu bu çok tabii ki çok faydalı bir yaklaşım. Discard. Yani okey. Faydalı bir yaklaşım çünkü tek hücre düzeyinde in vivo test etmemizi sağlıyor. Ve ne oluyor? Bu dokuları biz aldığımızda işte xenograft yaptık, koyduk. İşte mesela kemoterapi verdin. Sonra çıkarıyoruz, frozen section yapıyoruz. Orada mikroskopun altında görebiliyorsunuz böyle. Bunu böyle kesiyorsun, çıkarıyorsun. Buna tek hücreden RNA'sını sequence ediyorsun. Sonra hatta bulgularını da PCR'la konfirme ediyorsun. Sonra da ingenuity pathway analiz dediğimiz, yani bir yolak analizler var. Çünkü binlerce gen aktive oluyor. Siz bunu kafadan çözemezsiniz. Bunu bilgisayara yüklüyor. Hangi pathway'ler birbiriyle etkileşmiş, şu bu falan çıkarabiliyorsun. Ondan sonra böyle bir pathway analizi çıkıyor. Ve sana söylüyor ki işte biz bunun aktive olduğunu predict ediyoruz. Bunda measurement artmış, kırmızı ise artmış, işte pembe ise azalmış. 3 boyutlu, 4 boyutlu şeyler çıkıyor. Buradan da hangi pathway'ler ne olmuş onu anlayabiliyorsun. İşte primordial, bu kemoterapi olan primordial primary veya yaşlı, genç yaşlı. Bunların arasında hangi pathway'ler öne geçmiş, hangileri rol oynuyor? Oradan yolakları buldunuz mu? Sonra da onu konfirme ediyorsunuz. PCR'la ardından protein düzeylerine bakıyorsunuz. O pathway'in reseptörleri var mı bakıyorsunuz onunla ilgili, yani onu aktive edebilecek. Ondan sonra da in vitro çalışmalara geçiyorsunuz o pathway'leri target etmek için. Gerçekten çok faydalı bir yöntem insan dokusunu in vivo çalışmak için. Zaten bunu birkaç sene oldu Scientific Reports'ta yayınladık. Başka sorusu olan olursa oradan da bakabilirim. Evet. Abi bir de şöyle bir benim sorum olacak. Biz hangi folikülün ilk meiyotik areste girip hangi folikülün ilk aktivasyona girdiğini nasıl tam olarak bilmiyoruz. Yani hangi foliküller ilk olarak meiyotik areste giriyorlar? Hangi foliküller apoptose giriyorlar? Bu meiyotik areste giren hangi foliküller ilk olarak aktivasyona giriyorlar? Primordial foliküler aktivasyonu. Bu konuda hani bir yorumunuz, fikriniz ya da bu benim uzlaştırması ile ilgili bir bağlantı. Acaba yani sıra numarası mı alıyorlar yoksa kibarlık siz bilirsen hayır siz önden falan diye birbirlerine. Bunun bir yolu olabilir. Evet, benim düşüncem DNA onarım kapasitesi en yüksek olan foliküller önce giriyor. Folikül kapasitesi en düşük olanlar arkadan giriyor. Bu yüzden geriye kalanlarda aneuploidi oranı yüksek oluyor. Benim düşüncem o. Aslında bizim dediğimiz bulduğumuz folikülleri aktive eden mekanizma ile BRCA arasında çok yakın bir bağlantı var. Dolayısıyla BRCA ile gördüğümüz şeyi de o açıklıyor. Büyük bir ihtimalle mutasyonu olanlar da daha hızlı folikül kaybı oluyor. Hızlı başlamaya bağlı olarak. Yani o hani paralı tarafta dediğim pathway var ya, o BRCA ile çok ahbap yani. Ondan sonra bunları da şu anda bakıyoruz yani. O ahbaplık, akrabalık nedir, nasıl o ikisini birbirinden şey yaparız, kullanırız. Ama benim teorim işte bu foliküller doğuştan farklılar zaten. Peki bunu bulduğun zaman bunu blok edebilecek misiniz abi? Tabii zaten ediyoruz. Evet, çok iyi.
Yani tabii %100 olmayacak. Yavaşlatacaksın, hızlandıracaksın biraz. Evet, anladım. Mesela senin işte over kanserli hastadan yumurta dokusu dondurduk. In vitro büyütmek için hızlandıracağız ama menopozu geciktirelim. Yani günde 1000 folikül kaybetmeyeyim, 500 kaybedeyim, yavaşlatalım. Ve yani alınabilecek ilaçlar yani. Çok iyi. Sinan'ın bir sorusu var. Sinan Özkavukçu'nun İngiltere'den, İskoçya'dan. Sinan'dan olursa paralı. Şöyle 20'li yaşta... Olmaz, İngiltere'ye kaçtı. Cevap veremiyoruz. Kaçtı, evet. Bizi bıraktı, kaçtı abi. Yine de 20'li yaşların daha öncesinde oluşan aneuploidi mekanizması ile ilgili bilgiler genel bilgi midir diyor. Aslında bu U-shaped aneuploididen bahsediyor. Aslında genel bir bilgi. Hani bunu sizin de aslında bir belki tekrar altın çizmenize yarar var. Tabii Franz Jack paper'ına gidersen Sinan, bir de ayrıca bize bir para yollarsan ben sana söylerim şeyini. Franz Jack yani o çalışma PGTA status zaten. Hatta dediğin gibi mekanistik olarak da çalışmalar var. Ama tabii PGTA bulgusu olduğu için acaba artifact olabilir mi olamaz mı? Onu da söylemek zor ama ben bunu transplant hastalarında gördüm. Mesela biz 16 yaşında dokusunu dondurmuşuz, transplant yapıyorum. Sonra bu IVF'den aneuploidi yapıyoruz. Bakıyorsun %40 falan aneuploidi çıkıyor hakikaten. 16 yaşında olması gereken, yani 26 yaşında transplant yapmışım ama over 16 yaşındakinin. Ondan sonra zaten bu biraz uyandım ben. Dolayısıyla bence doğru ama belki de evrimsel olarak hani erken yaşlarda çocuk sahibi olunmasın diye böyle bir mekanizma mı gelişti? Yani olgun olana kadar oositler belki böyle, evet, ondan sonra toparlıyor kendini. O da ilginç bir şey. O zaman abi burada fertilite prezervasyon teknolojilerini uygulamak söz konusu olduğu zaman bu özellikle adolesan hastalarda over dokusu dondurmak ile oosit dondurmak arasında bir seçenek arasında kalırsak fark yaratır mı sizce? Yaratmaz çünkü zaten büyüyen oosit onu reprezent ettiği için ve sonuçta yani bu hastalar hamile kalıyorlar. Demek ki çünkü sağlıklı olan oositlerdeki kalite gayet iyi olduğu için çünkü yaşlanmayla diğer faktörler de işin içine giriyor. Ama PGT yaptığınızda bunu görüyorsunuz. Fakat sonuçta 16-17 yaşında dokusu dondurulmuş hastalardan transplant yaptığımızda yine başarılıyız. Ama PGT ile seçtiğimizde böyle buluyoruz yani. Onu ben şey olarak ama şöyle yani mesela çok geç bir donör yumurtası yapıyorsun. Türkiye'de yapamıyorsunuz ama çok geç birinden donör yumurta yapacaksınız. Ona PGT yapın mesela. Yani o 20 yaşında donördür. Belki de PGT yapıp bakmak lazım. Eskiden derdik ya 20 yaşında ne PGT yapacaksın Allah aşkına. 23'ün altında böyle bir durum olduğu zaman bakmakta fayda olabilir. Bir de Kayseri'den Acı Badem'den Mustafa Taş'ın bir sorusu var. Piezo cihazının oosit aktivasyonunda etkisi var mıdır diye bir soru var. Hani bu özellikle IVF failure olan hastalarda, fertilizasyon failure olan hastalarda hani kalsiyum kanal aktivasyonuna neden olarak böyle bir rolü olabilir mi diye bir sorusu var. Hayır, hayır. Biz tabii benim uğraştığım bir alan değil. Bizim ama onu yapanlar var dediğin gibi. Mesela Gent'te Petra'nın da yaptığı piezo kullanarak folikül aktivasyon. Yani genelde o tip oositler çok sorunlu olduğu için çok significant bir başarı olduğunu sanmıyorum ama o konuyu o konunun uzmanlarına bırakmak lazım. Evet abi değerli zamanınızı aldık. Sorularımız hani bunlardan ibaret. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok yararlı bir sunum oldu. Özellikle primordial folikül aktivasyonu ile ilgili faktör ya da yolaklarla ilgili verileriniz çok değerli. Biz bunun bilimsel verilerini dergilerde de görmek için sabırsızlanıyoruz. Bu arada Sinan Özkavukçu İBAN bekliyor. İBAN atmanızı istiyor. Yazmış buraya. IBAN herkese verin ya. Biraz atsın herkes. Beşer onar. Kutuk abi çok teşekkür ederiz. Gerçekten bizim için çok değerlisiniz. Yani, bu arada bir sürü mesaj geliyor. Herkese teşekkür ediyorum. Tek tek yazamıyorum. Şimdi de hemen hastalara koşturacağım. Timur da mesaj atmış. Öğrencilerim, arkadaşlarım. Hepsine saygılar, sevgiler. Hepinize tek tek cevap yazamayacağım. Çok sağ olun. İnşallah Türk-Alman'a gelenleriniz varsa orada gırgır geçeriz. Sağ olun. Kolay gelsin size. Hepinize sevgiler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.